Sevgili arkadaşlarım tekrardan merhabalar. Bugün sizinle duyu organları konusunu işleyeceğiz. Konuya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. YouTube kanalımızda kullandığımız konu anlatımla ilgili içerikler Limit Yayınlarının biyoloji el kitabına aittir. Dolayısıyla konu takibi yapmak isteyen arkadaşlar Limit Yayınlarının biyoloji el kitabından faydalanabilirler ve ilk Duyu organımız olan göz ile başlıyoruz. Bakın göz kendi içerisinde 3 tabakadan oluşuyor. Bunlar sert tabaka, diğer bir adıyla sklera, damar tabaka, diğer bir adıyla koroid tabaka ve A tabaka, diğer bir adıyla retinadır. Şimdi sert tabakayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın sert tabaka gözü koruyan dış tabakadır. Ayrıca bağ dokudan oluşuyor ve gözün beyaz tabakasıdır. Bu sert tabaka gözün ön kısmında şişkinleşerek korneayı oluşturur. Bakın korneanın diğer bir adı saydam tabaka demektir. Devam ediyoruz. Kornea göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Damar tabakayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın damar tabaka gözü besleyen kan damarlarının bulunduğu tabakadır. Göze renk veren iris bu tabakada bulunuyor. İrisin ortasında göz bebeği bulunur. İris taşıdığı düz kaslar sayesinde göz bebeğini büyütür veya küçültür. Böylece göze giren ışık miktarını da ayarlamış olur. Devam ediyoruz göz bebeğinin arkasında göz merceği bulunur. Bu mercek ışığın ikinci kez kırıldığı yerdir. Devam ediyoruz. Merceğin arkasında göz küresinin merkezini dolduran jel kıvamında camsı cisim bulunur. Bu sıvı göz küresinin şeklini sabit tutar ve ışığın kırılmasında rol alır. Biz buna sıvı mercek de diyoruz. Devam ediyorum. Şimdi cismin uzaklığına bağlı olarak göz merceği incelip ya da kalınlaşarak görüntüyü sarı beneğin üzerine düşürür. Buna göz uyumu denir. Devam ediyoruz. Merceğe bağlı olan asıcı kasların kasılıp gevşemesiyle merceğin kalınlığı ayarlanır. Evet A tabakayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın A tabaka fotoreseptör ...ve sinir bulundurur. A tabakada fotoreseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeye sarı benek denir. Şimdi sarı benekte dismin ters görüntüsü oluşur. Bu görüntü beyinde düzelir. Devam ediyorum. Sarı benekin merkezinde fotoreseptörlerden koni hücreleri çevresinde ise... Çubuk hücreleri yoğun olarak bulunur. Bu yüzden göze yandan yaklaştırılan bir cismin görüntüsü önce çomakların üzerine, daha sonra konilerin üzerine düşeceği için önce cismin şekli, daha sonra cismin rengi algılanır. Diğer bir özelliğimiz bakın. Konice hücreleri parlak ışıkta cismi renkleriyle beraber algılamamızı sağlıyor. Çomak reseptör zayıf ışıkta siyah ve beyaz algılamamızı sağlıyor. Bu yüzden gece aktif olan hayvanlarda çomak reseptör sayısı çok fazladır. Diğer bir özelliğimiz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görme sinirlerinin gözden çıkıp beyne gittiği noktaya biz kör nokta diyoruz. Kör noktada reseptör bulunmaz. Bu yüzden kör noktaya düşen bir görüntü algılanamaz. Evet görme olayıyla devam ediyoruz. Bakın ışık ilk korneaya gelecek. Daha sonra göz bebeğine, göz bebeğinden göz merceğine, göz merceğinden camsı cisime, daha sonra sarı beneğe, sarı benekten optik sinirlere, oradan talamusa, talamustan da beyne iletilecektir. Işın ilk kırıldığı yer korneadır. İkinci kırıldığı yer göz merceğidir. Camsı cisimde de ışık kırılır. Daha sonra sarı benekte ters görüntü oluşur ve beyinde bu görüntü düzelir. Evet sevgili arkadaşlarım geldik. Diğer bir duyu organımız olan kulağa. Şimdi kulak kendi içerisinde dış kulak, Orta kulak ve iç kulak olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Dış kulakla başlayalım. Şimdi dış kulak kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşur. Kulak yolunun sonunda bağ dokudan yapılmış olan kulak zarı bulunur. Kulak kepçesi sesi toplar. Kulak zarına gelen ses dalgaları kulak zarının titreşmesini sağlar. Kulak zarı bu titreşimleri orta kulak kemiklerine iletir. Geldik orta kulağa. Bakın arkadaşlar, orta kulak kulak zarı ile dış kulaktan, oval pencere ile de iç kulaktan ayrılır. Orta kulak kemikleri olan çekiç, örs ve üzengi kulak zarından aldığı titreşimleri yaklaşık 20 kat artırarak iç kulağa açılan oval pencereye iletir. Diğer bir özelliğimiz orta kulakta bulunan ve yutağa açılan östaki borusu basınç dengesinde görev alır. Şiddetli bir seste az açılarak kulak zarına gelen basınç östaki borusundan gelen basınçla dengelenir ve kulak zarının patlaması önlenmiş olur. Evet sevgili arkadaşlarım geldik iç kulağa. Bakın arkadaşlar iç kulakta hem işitme hem de denge ile ilgili yapılar bulunur. İç kulağın yapısındaki dalız ve salyangoz işitmeden sorumludur. Bakın salyangoz üstte bulunan vestibular kanal, altta bulunan timpanik kanal ve ortada bulunan kohlear kanallardan oluşur. Vestibular kanal oval pencere ile timpanik kanal ise yuvarlak pencere ile bağlantılıdır. Sevgili arkadaşlarım bakın vestibular kanal ve timpanik kanalın içinde perilem sıvısı, kohlearın içinde ise endolem sıvısı bulunur. Ve önemli ya da diğer bir adıyla çok çok önemli bir özelliğimiz salyangozun kohlear kanalının içinde işitme reseptörlerini taşıyan korti organı bulunur. Yani salyangozda işitme reseptörlerini taşıyan korti organı bulunur. Diğer bir özelliğimiz oval pencerenin iç kulağa bakan kısmındaki boşluğa dalız denir. Dalız oval pencereden gelen sesi salyangoza iletir. Bakın iç kulakta denge ile ilgili kısımlar yarım daire kanalları tulumcuk, kesecik ve otolit taşlarıdır. Bu yüzden yarım daire kanalları iltaplandığında ani düşmeler ve baş dönmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Diğer bir özelliğimize devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, yarım daire kanalındaki sıvı oluşturduğu baskıyla denge uyarısını alan hücreleri uyarır ve bu uyarı Beyinciye gönderilir. Kendi etrafımızda dönüp aniden durursak yarım daire kanalındaki sıvı hareketi devam ettiği için baş dönmesine neden olur. Evet sevgili arkadaşlarım geldik işitme olayına. Bakın ses ilk olarak kulak kepçesine iletilir. Daha sonra kulak kepçesinden kulak yoluna, kulak yolundan kulak zarına iletilir. Kulak zarından çekiç, örs ve üzengiye iletilir. Oradan oval pencereye, oval pencereden dalıza, dalızdan salyangozda bulunan korti organına iletilir. Oradan da uç beyne iletilir. Evet sevgili arkadaşlarım geldik diğer bir duy organımız olan buruna. Koku reseptörleri burnun üst kısmında sarı bölge adı verilen kısımda bulunur. Yani reseptörler burnun sarı bölge kısmında bulunur. Devam ediyoruz. Koku reseptörleri sinir hücrelerinden oluşur. Koku reseptörlerinin aksonları beyindeki koku soğancığına kadar uzanır ve koku sinirleri ile sinaps yapar. Diğer bir özelliğimiz besin maddelerinden ayrılan moleküller mukusta çözündükten sonra koku reseptörlerini uyarır. Koku reseptörleri aldığı uyarıyı önce koku soğancığına iletir. Daha sonra talamusa uğramadan uç beyindeki merkeze ilettikten sonra koku algılanır. Yani koku talamusa uğramadan uç beyindeki merkeze iletilmiş olur. Diğer bir özelliğimiz Burundaki mukus miktarının artması koku moleküllerinin reseptörlere ulaşmasını engellediği için koku duyusunun azalmasına sebep olur. Yani gripte burundaki mukus miktarı arttığı için koku moleküllerinin reseptörlere ulaşması engellenmiş olur ve koku duyusunun azalmasına sebep olur. Koku reseptörleri çabuk yorulur. Bu yüzden bir süre sonra üzerimize sıktığımız parfümün kokusunu algılayamayız. Geldik diğer bir duy organımız olan dile. Bakın tat tomurcukları ya da diğer bir adıyla reseptörleri dildeki papilla adı verilen çıkıntılarda bulunur. Yani dilde reseptörler papillada bulunur. Tat reseptörleri tükürük sıvısında çözünen maddeler tarafından uyarılır. Bu uyarı duyu sinirleri aracılığıyla önce talamusa sonra da beyne gönderildikten sonra tat algılanır. Şurada bir özelliğimiz var. Önemli bir özelliğimiz. Uyarıya bakalım. Tat ve koku duyusu benzer şekilde uyarılır. Yani şunu demek istiyoruz. İkisi de sıvıda çözülmüş maddeler tarafından uyarılır. Evet sevgili arkadaşlarım geldik son duyu organımız olan deriye. Deri, üst deri diğer bir adıyla epidermis ve alt deri diğer bir adıyla dermis olmak üzere iki tabakadan oluşur. Üst deri çok katlı örtü epitelinden oluşur. Kan damarları bu tabakada bulunmaz. Bu tabakada çok az sayıda reseptör bulunabilir ve bu tabakanın üst kısmı koron tabakası adını alır. Koron tabakası ölü ve keratinleşmiş hücrelerden oluşur. Tırnak buna örnek olarak verilebilir. Koron tabakasının altında malpigi tabakası bulunur. Bu tabaka canlı olup deriye renk veren melanin pigmentleri bulundurur. Bu pigment ışınların zararlı etkisini azaltır. Yani bir üst teride hem canlı hücrelerden oluşan malpigi tabakası hem de ölü ve keratinleşmiş hücrelerden oluşan koron tabakası bulunur. Geldik alt teriye. Alt teri bağ dokudan oluşur. Canlı tabakadır. Kan damarları, sinirler, kıl kökleri, elastik ve kolajen lifler, Duygu reseptörleri, yağ ve ter bezleri bu tabakada bulunur. Devam ediyoruz. Derideki reseptörlerden Meissner cisimcikleri ve Merkel diskleri dokunmadan sorumludur. Krause cisimciği soğuğu, rafuni cisimciği sıcağı, Pacini cisimciği ise basıncı algılar. Sevgili arkadaşlarım, duyu organları ile ilgili videomuz burada bitiyor. Bir sonraki videomuzda diyor organları ile ilgili soru çözümü yapacağız. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.